Arkadaşlar merhabalar. Türev 3. bölümdeyiz. Ekstremum noktalarını inceleyeceğiz. Çok önemli bir yer, detaylı bir yer. Yorum yapmamızın gerektiği bir yer. Tanımları yerleştirdik ama tabii ben tanımları verip geçmeyeceğim. Bu tanımlar zaten burada önünüzde duruyor. Ben size bunların neler olduğunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şu an önce bir türevlenebilir kısımlarla ilgilenelim. Sonra türevsiz kısımlarda da ekstremum olduğunu göstereceğim size. Adım adım gidiyoruz. Şu an önce size türevlenebilir bir aralıkta, türevli bir fonksiyonda ekstremum neler ifade ediyor anlatayım. Türevle bağlantısını görelim. Sonra size bazı örnekler göstererek türevli olmadığı halde ekstremumları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyon türevli olduğu zaman Fonksiyon artıyor artıyor artıyor. Dip sonra zirveye çıkıyor ve dibe vuruyor. Ha, şunu görüyoruz. Türevlenebilir bir aralıkta bir fonksiyon yerel max bu fonksiyonun belli bir aralıkta alabileceği en büyük değer. Belli bir aralıkta alabileceği en büyük değer olan yerel max noktasında türevi sıfır oluyor. Birinci sonucumuz bu bakın. Türev burada sıfır. Bir fonksiyonu devam ettirelim. Fonksiyon böyle geldi biraz azaldı dibe vurdu. Belli bir aralıkta dibe vurduğu yerde türevli ise o zaman burada arkadaşlar türevimizin sıfır olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ekstremum noktalarıyla alakalı şunu söyleyebiliriz. Bir fonksiyon türevli ve zirvede ise orada türev sıfır. Bir fonksiyon dipte ise ve türevli ise orada fonksiyon türevi sıfıra eşit olacak. Bu birinci durumumuz. Ve bakın türevli bir durumda türev pozitifken türevin sıfır olduğu yani zirve noktasından sonra türev işaret değiştiriyor. Sonra bakın türev yine burada sıfır ve türev işaret değiştiriyor. O zaman bu genel bir sonuç her zaman olmak zorunda değil. Genel olarak türevli bir aralıkta işaret değiştirdiğinde o zaman ben bunun fonksiyonun artandan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa geçtiğini söyleyebilirim. Şu an sadece türevlenebilirlerle ilgilendiğim için buna dikkat etmenizi istiyorum türevlenebilir bir aralıktayız. O zaman madem öyle fonksiyon zirveye çıktığında türev artıdan eksiye geçiyor, dibe vurduğunda türev eksiden artıya geçiyor diyebiliriz arkadaşlar. Notta da zaten bunu yazdık. Burada buna dikkat edeceğiz. Bakın şimdi görüntümüze bakalım. Bir fonksiyonun bir de mutlak ve e, mutlak max ve mutlak min noktaları var. Bir fonksiyonun alabileceği en küçük değere mutlak minimum diyoruz. Alabileceği en büyük değeri de mutlak maksimum diyoruz. Mesela bir parabolde işte burası mutlak minimumdur. Bundan daha küçük değer almıyor. Ya da bir parabol gibi görüntüde e, burada zirveye çıktıktan sonra daha büyük bir değer almıyor. İşte bu mutlak maksimumdur. Ama şöyle olursa bakın. Göstereyim. Mesela böyle bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyonun mutlak minimumu var mıdır? Hayır. Çünkü fonksiyon daha da dibi görüyor. Eksi sonsuza kadar iniyor. Peki bu fonksiyonun mutlak maksı var mıdır? Evet şu nokta. Şöyle bir C1 noktası. Bu fonksiyonun mutlak maksimumdur, Oradan daha büyük değer almamış. Ama bu da min maksimum noktasıdır. Burası da maksimum noktasıdır. Yani hem C1 hem C0 yerel makstır. Bunun daha da özel bir adı vardır. Mutlak maks. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Bir fonksiyonun alabileceği en büyük değer... ...aynı zamanda onun yerel maksıdır. Aynı zamanda mutlak makstır. Her mutlak maks aynı zamanda yerel max'tır. Ama gördüğünüz gibi bu mutlak max değil. Dolayısıyla her mutlak max maks yerel max'tır ama her yerel max mutlak max değildir. Burada fonksiyon belli bir aralıkta zirveye çıkıyor. Ama burada zirveye bir çıkıyor bir daha asla onun yukarısını görmüyor. Bu yüzden mutlak max. Niye mutlak minimum yok hocam? E çünkü burası belli bir aralıkta yerel minimum. Evet bak burada bir itirazım yok. Bu yerel minimumdur. C3 noktası ancak daha da dibi gördüğü için eksi sonsuza kadar indiği için alabileceği en küçük değer değil o. Belli bir aralıkta alabileceği en küçük değer bak sadece şu aralıkta bakarsan evet en küçük değer ama genelde bakarsan dibe vurduğu yerlerden biri. O zaman arkadaşlar amiyane tabirle söylersek türevlenebilir bir aralıkta dibe vurduğunuz yer yerel minimum. E, türevlenebilir bir aralıkta zirveye çıktığınız yerde yerel maksimum olacak. Ve buralarda türevin sıfır olduğunu söyleyeceğiz. Bakın şimdi buraya bakalım. F fonksiyonunda şu x2 noktası yerel max'tır. x1 noktası yerel min'dir. Sonra x3 arkadaşlar kapalı aralığın uç noktaları ekstremumdur. Yaz şimdi not olarak. Kapalı aralığın ekstremumu şey kapalı aralığın uç noktaları ekstremumdur. Burada bakın kestik attık fonksiyon burada Alacağı en küçük değeri alıyor aynı zamanda. Mutlak minimum oluyor bakın. Yani türevli olmasına gerek yok. Bunun illa max min olması için. Geleceğim ona. Ama şimdiden ilk tüyoyu vermiş olayım. Max min için türevli olmasına gerek yok. Kapalı aralıkta uçlar da ekstremumdur. Burada zaten hakikaten fonksiyonun en küçük değerini aldı. E, art sonsuza doğru gidiyor. Bu fonksiyonun mutlak max'ı var mı? Yok çünkü alabileceği en büyük değerden daha büyük değere doğru gidiyor sonsuza doğru giderken. Dibe vurduğu yer var mı? Evet. Mutlak minimum noktası bak x3 f(x3). Yerel maks noktası x2, yerel min noktası x1 arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Demin söylediğim gibi türevli olmasına gerek yoktur maksimum için. Hemen not edin. Bir fonksiyonun yerel ekstremum yani ekstremum şudur uç nokta. Ee, en büyük değer de olabilir en küçük değer de olabilir. Genel adına ekstremum deriz tamam mı? Ben sana ekstremumu var diyorsam o aralıkta yerel mindir ya da yerel makstır o. Genel adı da ekstremumdur. Bir fonksiyonun ekstremumunun olması için orada tanımlı olması yeterdir. Bunu not olarak yaz. Ekstremumun olması için tanımlı olması yeterlidir. Bakın mesela burada türev var mı yok ama bu ekstremum noktası yerel maks. Burasına yaz. Sonuçta zirveye çıktı bir yerde sonra düşüşe geçti. Bakın x2 türev yok ama yerel min. X3 ne olacak? Kesinlikle hiçbir şey. Yazıyorum bak bu hiçbir şey. Ama niye hocam zirveye çıkmış? Zirvenin içi dolu değil. Nokta arkadaşlar boyutsuzdur. O yüzden şey demeyin sakın. Bak şöyle diyen arkadaşlar oluyor. Hocam ama şöyle bir gerçek var ki bu noktaya böyle yakın bir yerde sonuçta zirveye ulaştı bu. Ama o ne? Belirsiz bir yer. Tanımlanamayan bir yer yoktur. Matematikte o hükümdedir. Matematik aslında böyle tanımlıyor olayları. Tanımlama, tanımlayamadığım şey yok diye söylüyor. Doğruluğu yanlışlığı tartışılır bak ayrı bir şey ama burada nokta boyutsuz bir durum olduğu için diyor ki bak kardeşim burası boyutsuz bir şey. Yani hani buraya yakınında var yakınında yok hayır Şuna bakacaksın. Zirveye çıktığı yer burası olacaktı değil mi? Zirveye çıktığı yer dolu olmadı, tanımlı değil. O zaman bu hiçbir şey, maksimum noktası değildir. Buna dikkat etmemiz lazım. Tanımlı olması yeterlidir arkadaşlar. Tanımlı ve zirvede ise max, tanımlı ve dipde ise min, tanımlı değilse, isterse böyle görünsün, bu yerel max değildir arkadaşlar. Şimdi bakın, buraya bakalım mesela. Bir fonksiyonun tanımlı olması gerek, yeterlidir. Limitli olması, sürekli olması, türevli olması asla onun illa türevli olmaması onun ekstremumu olmayacağı anlamına gelmez. Gel bak buraya. Şu düz bir yorum. Ekstremum uç nokta demek. Alacağı en büyük veya en küçük değer. X1 noktasında fonksiyon belli bir aralıkta zirveye ulaşmış mı? Evet. İçi dolu mu? Evet. Bu arkadaşlar yerel maksimum noktasıdır. Ama türev yok hocam. Demiştim ki zaten oraya geldik artık. Türevli olmadığı halde o fonksiyon orada tanımlı ve zirveyi gördüyse yerel maksıdır bitti. Geldim buraya. X2 noktası yerel yerel ne diyorsunuz buna? Yerel min deme sakın. Yerel maks. Neden? Burada şey yerel maks diyorum. Hiçbir şey pardon. Düzeltiyorum. Burası hiçbir şey. Çünkü arkadaşlar bakın azalışa geçti. Azalışa geçtiği zaman. Dibe vurduğu yer dolu mu? Hayır. Neresi dolu? Burası. E tamam da bu hiçbir şey ki o zaman. Dibe vurduğu yer içi dolu olmalıydı. Bu yanlış olmuş. Dolayısıyla burası böyle olsaydı, burası böyle olsaydı yerel min olacaktı. Burası böyleyken yerel maks da olmaz. Niye hocam? Sonuçta burası şundan daha büyük ama yerel maks olmaz ki çünkü azalmaya devam ediyor. Azalan bir şey nasıl maksimum olur? Çelişki, değil mi? Azalıyor ama zirveye çıktı. Çok saçma bir cümle oluyor, değil mi? Azaldı e o zaman zaten azalırken bir şeyin maksimum olma şansı yok. Doğal olarak minimum olabilirdi ama minimum olması için de bu yeşile boyadığım yer dolu olmalıydı. Bu yüzden arkadaşlar bu fonksiyonun yerel maksı a x2 hiçbir şey. Ve yerel maksimum absisi de x1. Gelelim şimdi bakın başka bir ayrıntıya. Hemen bunu çizmenizi istiyorum. Bakın bakalım şimdi buna ne edeceksiniz. Şöyle bir türevli olmayan bir fonksiyon çizdim x eşittir a absisli noktada fonksiyonun ekstremumu var mıdır? Hemen düşünün vardır diyenler doğru cevapladı. Çünkü zirveye çıktığı yer yerin daha da ötesine çıkmış. Bu güzeldir bak. Zirveye çıktığı yer normalde şu kırmızıya boyadığım yer dolu olsaydı ekstremum diyecektim. E dolu değil hocam daha da ötesine gitmiş. Bunu tercih ederim. Beklediğimden daha iyi bir yükseliş göstermiş. O anlık hani o anlık bir parlaklık gösterdim. Şey gibi düşünün. Sınav performansı gibi. Normalde atıyorum 10.000 sıralamaya girecek bir öğrenci ama o anlık performansı çok iyi ve bininci oluyor. Çok güzel. Zirveyi hedefliyordum. Daha da ötesine çıktım. Dolayısıyla bu yerel max'tır. Yalnız şimdi önemli bir uyarı. İçi boş. Tamam onu geçtim zaten. İçi boşsa şu an yerel max yok. Peki böyleyse yerel max var mı? Fonksiyon tanımlıdır hocam. O yüzden yerel max vardır dediysem patladı. Neden? Çünkü bu fonksiyon zirveye çıktığı yer dolu mu? Hayır. Zirveye çıktığı yerde fonksiyon ne oldu? Zirveye çıkması gerekirken anlık bir düşüş yaşadı. Dolayısıyla arkadaşlar bu yerel max değildir. Aman ha. Üstteki gibi olsaydı bunu not et. Yerel max evet. Ama alttaki gibi olduğu için zirvenin kendisinde veya daha yukarısında değilse bu fonksiyon yerel max'tır. Max değildir. Ancak bu fonksiyon gibi bir tane daha bir şey göstereyim. Bakın şimdi. Bu arkadaşlar şöyle bir durum yaptım. Bu nokta x eşittir c noktası. Buna da x eşittir b diyelim. x eşittir c yerel min midir? Hayır. Fonksiyon evet tanımlı olmasına gerek yok ama ya içi dolu olmalı ya da daha dibe vurmalı. Mesela böyle olsaydı yerel, yerel minimum olurdu. Dibin daha da dibini görmüş. Bu güzel. Dibin daha da dibini görüyorsan doğru yoldasın. Ancak dibi görmüyorsan, dibin biraz üstüne anlık bir yükseliş gösterdiysen, bu arkadaşlar yerel minimum değil. Bunların böyle gösterin ve muhakkak hangisinin yerel maks, hangisinin yerel min olup olmadığını söylemek lazım. Yani belli bir aralıkta zirveye çıkacağım ya da belli bir aralıkta dibe vuracağım. Önemli bir uyarı daha yapayım, bunu öğrenciler atlayabiliyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bir fonksiyon zirveye çıktı ve orada kaldı ya. Burası yine yerel ekstremum yani yine yerel maks. Ama hocam zirvede kalmamış Z olur mu? Zirvede kalmış yoluna devam etmiş. Dolayısıyla bu kesinlikle yerel makstır. E, X eşittir a noktası. Diyelim böyle geldin, böyle gittin, dibe vurdun. O zaman x eşittir b eksenli noktada fonksiyonun yerel minimumu vardır. Çünkü dibe vurdu o noktada ve dipte kalmaya devam etti. İşte arkadaşlar bu yüzden. Dipte kaldın devam ettiysen yerel min, zirveye çıktın ve devam ettiysen yerel max diyebiliriz. Genel itibariyle ilk önce yaklaşık böyle bir 13 dakika falan sadece bakın ekstremum noktalarının ne olup ne olmadığına değindik. O zaman sonuçlandırırsak artık türevli olmasına gerek yoktur ama türevi varsa türevi sıfırdır. Türekli olmasına gerek yoktur. Limitli olmasına da gerek yoktur. Ama Yerel max olmasını istiyorsan zirveye çıkmış ya da daha öncesinde duruyor olacak. Yerel minimum olmasını istiyorsan dibe vuracak ya da ondan da dibi görecek deriz. Dolayısıyla böyle bu yorumumu sona saklamış daha doğrusu tekrar etmiş oldum. O zaman burada ufak bir mola verelim. Dönüşte arkadaşlar örneklerimize bakalım. Hem de bu anlattığım şeyleri biraz detaylandırayım örnekleyeyim neyin ne olduğunu görün.